Kardeşler, kıyametin bir de küçük alametleri var. Küçük alametler ne demek? Dediğimiz gibi asırlara yayılmış, 3 asır, 5 asırda ortaya çıkacak. Adeta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kirama hani bu uzun yolculuğun krokilerini tarif etmiş. Filan yere gittiğinde şunu göreceksin, filan yerde şu istasyonda dur diyorsun ya yolcuya sen. O da benden sonra şunu şunu göreceksiniz, şöyle şöyle olaylarla karşılaşacaksınız diye buyurmuş. Bu hadisi şerifler yaklaşık olarak 150 civarında hadis-i şerif var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benden sonra kıyamet günü şöyle şöyle olacak dediği olaylar var. Biz bu olayların tamamını kendimize ibret, ders çıkarmak için ve daha çok kulluk yapmak, Allah-u Teala'ya daha yakın olmak için bir hamle sebebi olarak görürüz. Yani tembelliğimize, kaçamağımıza bir vesile yapmadığımız gibi bunlar oturup muhabbet etme konuları da değil. Yani çok enteresan kardeşler, şimdi hani doktorlar böyle çok adam kese kese filan, onlar için kesmek kolay oluyor ya. Bir gün adli tıpta çalışan birisine dedim ki sen oturup yemek yiyebiliyor musun dedim. Niye dedi. Dedim sen nasıl yemek yiyorsun ya, insanı böyle tahta gibi yontuyorsunuz orada. Yani adli tıbba gelenleri kesiyorlar, içini boşaltıyorlar, parça alıyor, yedek parçaları koyuyor filan, kapatıyor, dikiyor, koyuyorsa ne yapıyorsunuz dedim. Hiç mi sizde insanlık yok ya? Ya önceleri senin gibi düşünüyordum dedi. Yani o da önceleri benim gibi düşünüyormuş, şimdi zevk alıyor herhalde. Şimdi bizde yani insan demek ki çok haşır neşir olduğu şeyleri zamanla o heyecanı kaybediyor. Kaybetmese zaten o iş yapılmaz hakikaten. Yani o böyle ilk günkü gibi heyecanlı olsa adli tıpta hiçbir iş bitmez herhalde. Demek Allah Teala ondaki o heyecanı alıyor, normal kesiyor, doğruyor, devam ediyor işine. Akşam geliyor, çoluk çocuğuyla oturup yiyor, içiyor. Bizde kıyamet sahnelerini ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin verdiği bu bilgileri kardeşler böyle çok oturup konuşa, yaza, çize bunları normalleştirmemiz tehlikeli. Yani kıyamet alametinden bahsediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Başka var mı? Öbürü ne? Sıradaki ne? Diye soramayız biz. Mesela örnek işte. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyametten önce çocukların annelerine köle gibi muamele yapması, ana diye çağırması kıyamet alametidir demiyor mu? Bu kıyamet alametlerinin en büyüğü değil mi? Evlatların anneye zulmetmesi, hakaret etmesi kıyamet alameti. Mesela baba için demiyor, anne için diyor. Şimdi biz kendimizi muhasebe edelim. Biz oturduğumuz binada, sokakta, köyde annesine böyle zulmeden birisi görünce inna lillahi ve inna ileyhi raciun, la ilahe illallah deyip kıyamet biraz sonra kopacak gibi heyecanlanabiliyor muyuz? Ne oldu? Bu sıkıntıyı göre göre normal hale getirdik bunu. Yani anasını dövse birisi kanatmış mı burnunu diye soracağız. Yani kanatmadıysa ucuz atlatmış anası. Normal bir olay haline geldi. Şimdi ashab-ı kiramın gözünde bugün kıyamet kopacak herhalde, bu ne kötü bir şey diye düşünülüyor. Biz konuşa konuşa ede ede normalleştirdik bunu. Anasını köyünde bırakıp şehire gelmiş, 2 sene anasını hatırlamamış, sormamış insanı kıyamet alameti, deccal görmüyoruz da normal oturup onunla muhabbet bile yapıyoruz. Annesinden dua almamış birisiyle ticari ortaklık kurabiliyor insanlar. Nasıl bankalar çek karnesi vereceği zaman senin bütün geçmişini araştırıyor, vergi kaçırdın mı, şöyle yaptın mı? Niye biz üzerinde kıyamet alameti tecelli etmiş birisiyle ortaklık yapıyoruz? Niye araştırmıyoruz? Olur mu böyle bir şey? Biz ders alalım diye, ibret alalım diye, anasından dua almamış birisiyle aynı binada oturmayalım diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunları bize anlattı. Bir ders çıkarmamız lazım. Birinci küçük alamet kardeşler, küçük alametlerin yani zamana yayılmış küçük alametlerin birincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamber gönderilmesi ve vefat etmesidir. Efendimiz vefat edince iş bitti. Saat kuruldu. Ne zaman çalacak onu Allah bilir.